Değerli izleyenler, yapılan araştırmalar pandemide kalp krizi riskinin 2 kat arttığını ortaya koydu. Peki salgın kalp krizi riskini neden arttırdı? Bu önemli sorunun yanıtını alacağız. Muhabir arkadaşım Fatma Demir Turgut uzman konuyla bizi bekliyor. Sözü size bırakalım Fatma. Fatih Çimen, evet maalesef pandemi sonrasında kalp krizi geçiren, özellikle genç yaşta kalp krizi geçiren çok sayıda kişi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle pandemide çoğu kişi hareketsiz kaldı, beslenmesine maalesef dikkat edemedi. Tüm bunları Profesör Doktor Barış Güngör'le değerlendireceğiz. Kendisi Siyah Mersek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyah Mersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Hekimi. Neler söyleyeceksiniz efendim? Kalp krizlerinin arttığına siz de tanık oluyorsunuz. Çünkü Siyah Mersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. Neden pandemi sonrası arttı acaba? Tabii ilk olarak şunu söylememiz lazım. Yani kalp damar hastalıkları aslında bütün dünyada ve ülkemizde en önemli ölüm sebeplerinden biri. Ve maalesef bu hastalıkların da yaşı yok. Covid hastalığında çocukluk yaşından itibaren ortaya çıktığını düşünürsek pratik olarak bunun da uzun vadeli sonuçlarını yavaş yavaş yaşıyoruz. Biz tek tek vaka olarak görüyorduk işte Covid sonrasında kalp krizi gelişen veya kalp yetersizliği gelişen hastalar, ama şu anda onu toplumsal sonuçlarını da yaşamaya başladık. Ve bütün dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kalp krizi ve işte kardiyovasküler sistemle ilişkili Covid ile ilişkili uzun dönem komplikasyonların artışı bekleniyor. Bu da tabii sağlık sistemi açısından Covid'in erken dönemdeki yan etkilerinin yanında uzun dönemleri ciddi bir yük getireceği anlamına geliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha, yani hastalarımızın dikkatli olması, bu konularda hassas olması ve kendilerini korumaları daha da önem arz ediyor. Covid geçiren bazı hastaların bunu fazla hissetmediği ve hafif geçirdiğini de biliyoruz. Bu hastalar da maalesef risk altında. Bu nedenle kalp hastalıkları açısından, dolaşım hastalıkları açısından biraz daha hastalarımızın tedbirli olması gerekiyor. Özellikle bu dönemde. Yapılan araştırmalar da bunu söylüyor. Özellikle koronavirüsü hafif geçirseniz dahi kalp krizi ya da kalp hastalıkları açısından riskli olabilirsiniz. Hem Covid'in getirdiği bir takım uzun dönem yan etkiler var. Hem de maalesef pandemi sürecinde kişilerin yaşam koşulları nedeniyle kalp krizlerinin arttığını biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Özellikle yaşam koşulları, işte hareketsiz kalmaları, kötü beslenmeleri. Evet. Şimdi Covid ile ilişkili aslında uzun dönem gelişen hastalıklar gerçekten ciddi hastalıklar. Mesela ritim bozukluklarını çok arttırıyor. Kalp yetersizliği riskini arttırıyor. Felç riskini arttırıyor. İşte kalp krizi, pıhtılaşma hastalıkları. Bunların her biri aslında çok çok ciddi hastalıklar ve maalesef ölümcül olabilecek hastalıklar. Bunun üzerine tabii ki Covid döneminde özellikle işte normal yaşam alışkanlıklarının bozulmuş olması toplumda ve bireylerde bunu fazlasıyla arttırdı. Stres çok çok arttı. Hastalar eve bağımlı, yani sağlıklı bireyler dahi toplumun içine karışmaktan çekinir oldu. Sporu bıraktılar. Ve tabii evde durdukları zaman sedanter hayat, kilo alımı, işte kötü alışkanlıklar, sigara, alkol kullanımında artış gibi bazı yan etkiler de buna eklenince kalp hastalığını aslında kat kat artmasını bekliyoruz bu dönemde. Tabii burada hastalarımızın ne yapması lazım? Öncelikle hastalığın ne olduğunu biraz daha bilmemiz lazım. Çünkü Covid'in erken dönemdeki, yani solunum sıkıntısı gibi şikayetlerin uzun dönem devam etmesi ayrı bir yan etkiydi. Şimdi görüyoruz ki çok hafif atlatan, yani Covid zamanında akciğerle ilişki hiçbir sıkıntı yaşamamış kişilerde dahi bir senelik takip çalışmaları var şu anda. Hiç ilişkili olmayan, yani solunumsal olmayan bazı yan etkiler de ortaya çıkıyor ve bunlar da hastalar açısından bir risk oluşturuyor. Peki hastalar bunu nasıl anlayacaklar? Tabii ki hastalığın doğasında ne olduğunu bilirse hasta, bununla alakalı da erken tedbir alıp hastaneye başvurması lazım ki erken tanı alıp tedavi bir an önce başlanabilsin. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Barış Güngör. Kendisi Siyah Mersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı. Maalesef Covid'i hafif geçirseniz dahi uzun dönem sonuçları olabiliyor. Akciğerden sonra maalesef uzun dönemde en çok etkilediği organ kalp. Mutlaka uzun dönemde kalplerini kişilerin kontrol ettirmeleri çok önem arz ediyor. Bu bilgilerle söz tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.